Merhaba arkadaşım senin için çok güzel bir yazılı eğitim seti hazırladık. Türkçeden 7. sınıf Türkçe dersi bu birinci videomuzu fasikülümüzdeki aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyor olacağız. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizin için fayda sağlamışsa diğer paketlerimizi görmek için açıklama bölümündeki linklerden Diğer paketlerimizde inceleyebilirsiniz hem pdf'imiz içerisinde hem de detaylı bir şekilde video çözümü ve anlatımı içerisinde olmuş olacak Eğer hazırsanız çıktığınızı aldınız pdf'iniz önünüzde kaleminiz elinizde ise hadi bakalım dersimize başlayalım Evet şimdi burada e, Türkçe'de bu arada arkadaşlar siz bunun çıktısını aldıktan sonra kendiniz isterseniz önce çözüp daha sonra bizimle çözebilirsiniz veya benimle birlikte doğrudan da çözebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Bu arada sorularımız tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu içeriklerle uyumludur arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada diyor ki bize yukarıdaki metnin konusunu yazalım. Şimdi metnin konusunu bulurken dikkat etmem gereken şey burada ne anlatılmış? Buna bakacağım. Yani metnin bütününde neden bahsedilmiş? Buna bakmam gerekiyor. Bakalım. Elif 7. sınıfa giden bir öğrenciydi. Küçüklüğünden beri vatanına ve bayrağına olan sevgisi ailesinin ona aşıladığı değerlerle büyümüştü. Her sabah okula gitmeden önce bayrağına saygı duruşunda bulunur ve vatanı için dua ederdi. Bir gün okulunda vatan sevgisi konulu bir kompozisyon yarışması düzenlendiğini duydu. Elif bu yarışmaya katılmaya karar verdi. Ailesinin ve öğretmeninin desteğiyle vatan sevgisi konusunda yazdığı duygusal bir hikaye ile yarışmaya katıldı. Hikayesinde vatanın güzelliklerini, tarihini ve kültürünü anlatarak neden vatan sevgisinin önemli olduğunu vurguladı. Yarışma sonucunda Elif birinci oldu. Ödül töreninde sahneye çıktığında gözleri dolarak konuşmasına başladı. Vatanımızı sevmek onu korumak ve büyütmek bizim görevimizdir. Bizler bu topraklarda birlikte yaşayan bir aileyiz. Vatan sevgisi bizi bir arada tutan en önemli bağlardan birisidir. Vatanımızın güzelliklerine sahip çıkalım, tarihimize saygı gösterelim ve birbirimize sevgiyle yaklaşalım. İşte bu gerçek bir vatan sevgisinin göstergesidir demiş. Şimdi metnin bütününü değerlendirdiğimizde bizim burada en çok bize vermek istediği mesaj ne? Yani ne, ne neden bahsetmiş burada metnin bütününde neden bahsetmiş? Vatan sevgisinden bahsetmiş değil mi? O zaman bizim metnimizin konusu nedir? Metnin konusu vatan sevgisidir. Evet metnimizin konusu arkadaşım vatan sevgisidir. Bu da bu kadardı. Dikkat et ana düşünceyle konu birbirinden farklı. Ana düşüncede ben buradan ne anlamam gerekiyor? Bunu arayacağım. Konuda ise burada ne anlatılmış? Yani adam bir şeylerden bahsetmiş ama ne anlatmış genelinde? Buna bakıyor olmam gerekiyor arkadaşım. Evet ikinci sorumuz. Aşağıda bazı kip ve kişi ekleri verilmiştir. Bu kip ve kişi eklerini sor fiiline ekleyerek çekimli fiiller oluşturunuz. Oluşturduğunuz fiilleri cümle içinde kullanınız demiş. Şimdi arkadaşlar şimdiki zamanın birinci tekil kişisini kullanmamızı istemiş. Şimdiki zamanın eki biliyorsunuz ki arkadaşlar -yor eki. Yor, iyor, ıyor. Bunlar bu tarz şeyler gelebilir ve aynı zamanda birinci tekil kişi de ben kişisidir. Doğru mu? O zaman bu ne olacak? Ee, soruyorum olacak. Soruyorum. Soruyorum. Peki, bu soruyorum e, oluşturduğumuz bu e, çekimlediğimiz fiili cümle içerisinde kullanalım. Nasıl kullanabiliriz? Öğretmenime anlamadığım yerleri soruyorum diyebiliriz mesela. Öğretmenime anlamadığım yerleri soruyorum. Evet bu şekilde yazdık geldik ikincisine. Gereklilik kipi demiş. Arkadaşlar gereklilik kipi neydi? Meli malı. Peki ikinci çoğul kişi neydi? Biliyorsunuz ki kişiler şu şekilde ben sen o bunlar tekil ee, biz siz onlar bunlar çoğul. Biz birinci çoğul şahıs siz ikinci çoğul şahıs. O zaman bu da ne olmalı? Sormalısınız. Sormalısınız. Meli malı ve ikinci Çoğul şahıs ne yapmış olduk? Böylece eklemiş olduk. Peki bununla ilgili nasıl bir cümle kurabiliriz? Şu şekilde her ilacı mesela örnek her ilacı kullanmadan önce doktorunuza sormalısınız. size kamu spotu gibi bir cümle oldu burada. Hadi bakalım. Geldik diğer 3. sorumuza. 3. sorumuzda diyor ki bize yukarıdaki metne uygun bir başlık yazınız. Şimdi bir kere benim başlığı bulabilmem için öncelikle metni anlayıp konusunun ne olduğunu tespit etmem lazım. Doğru mu? Peki bakalım. Dünya denizlerinde yaşayan balıkların insana olan sevgisi pek bilinmese de oldukça ilginç bir hikaye anlatılır. Bir zamanlar denizlerin derinliklerinde yaşayan bir balık sürüsü vardı. Bu balıkların özel bir yeteneği vardı. İnsanların kalplerinin derinliklerini okuyabilir, okuyabilirdiler. Balıklar insanların iç dünyasını anlayarak onların mutluluklarına Onların mutluluklarına veya sıkıntılarına göre davranırlardı. Bir kişi hüzünlü olduğunda bu balıklar ona moral vermek için etrafında dolaşırlar, rengarenk pullarıyla insanın yüzünü güldürürlerdi. Sevinçli anlarda ise dans ederler, insanları daha da neşelendirirlerdi. Bir gün denizin dibinde yaşayan bu sevimli balıkların hikayesi kıyıdaki bir çocuğun kulağına ulaştı. Çocuk bu balıkların varlığına inanamadı ve onları görmek istedi. Bir gün deniz, denizin kenarında oynarken iştenlikle balıklar gelin ve benimle oynayın diye bağırdı. O anda balıklar kıyıya doğru yüzerek çocuğun etrafında toplandılar. Çocuk neşe içinde izledi. Balıklar onunla oynadı, onunla konuştular ve onun sevinçlerine ortak oldular. Bu dostluk o günden sonra. Her gün devam etti. Balıklar çocuğun en iyi arkadaşları oldular. Şimdi burada ne diyebiliriz? Mesela nasıl bir başlık kurabiliriz buraya? Nasıl bir şey düşünebiliriz? Yani genelini kapsayacak bir şey. Burada neden bahsedilmiş? Balıkların insanlarla olan e, iletişiminden bahsedilmiş değil mi? İnsanlara e, onların onlara moral vermesi, onları e, sevmesi. Buradan mesela şunu diyebiliriz: Balıkların insan sevgisi diyebiliriz mesela. Balıkların insan sevgisi diyebiliriz mesela. Balıkların insan sevgisi diyebiliriz. Yani bu metinler anladığımız bu. Yani biliyorsunuz böyle Yunuslar falan görüyorsunuz bazen böyle insanlara karşı çok böyle güzel şeyler yapıyorlar yani. Buradan da böyle bir anlam çıkarabiliriz. Böyle bir başlık koyabiliriz. siz buraya başka şeyler de koyabilirsiniz. E, balıklarla insanların dostluğu olabilir mesela. Değil mi? Gibi bunu siz türevlerini yazabilirsiniz arkadaşım. Geldik diğerine. 4. Aşağıdaki sözcüklerin mecaz anlamlarıyla birer cümle kurarak yazınız demiş. Şimdi boş sözcüğünün e, mecaz anlamda nasıl kullanabiliriz? Mesela şöyle diyebiliriz. Boş muhabbetlere karnım tok. Boş muhabbetlere... Karnım tok. Yani muhabbetin boşu dolusu olur mu? Hani içinde bir şey mi var yani? Hayır. Burada nedir? Hani ciddi veya böyle gereksiz muhabbet anlamında kullanmış diyebiliriz. Ee, sıcak ise mesela. Mesela normalde ne diyebiliriz buna? Çok sıcak karşılandık mesela. Gittiğimiz bir yer için düşünelim. Çok sıcak karşılandık. Yani 50 dereceyle mi karşıladılar bizi? Hayır, burada bize iyi davrandılar, güzel iletişim kurdular, bizimle ilgilendiler anlamı var arkadaşım. Geldik yangın. E, bu olaydan sonra içimiz yangın yerine döndü. Mesela yangın burada içimizde ateş mi yakıyorlar? Hayır. Bu olaydan sonra içimiz yangın yerine döndü. Diyebiliriz. Siz de kendi cümlelerinizi buraya yazabilirsiniz. Eritmek. Mesela bunu da şöyle diyebiliriz mesela. Çocuğun dokunaklı sözleri içimizi eritti. Çocuğun dokunaklı sözleri içimizi eritti. Evet. Burada da bunu söyleyebiliriz. Çocuğun dokunaklı sözleri yani böyle üzüntü yaşamış olabilir, bir şey olabilir veya bir konuda söylediği bir söz olabilir. İçimizi eritti. Bizi etkiledi e, diyebiliriz bu şekilde. Cümlelerimizi kurabiliriz. Tabii ki sizin cümleleriniz çok daha önemli arkadaşım. Ben size fikir veriyorum burada. Ama illaki bunun cevabı bu değil. Başka şeyler de ...doğru olur. Yani sadece bunu yazmak zorunda değilsiniz. Siz de bunu biliyorsunuz. Peki geldik burada bir... E, ...metnin unsurları ve hikaye haritasını çıkarmayla ilgili bir sorumuz var. Bunu da detaylı bir şekilde okuyup... ...bunun haritasını çıkarmaya başlayalım. Küçük bir köyde... ...zamanın hızla aktığı... ...mevsimlerin değiştiği bir yerde yaşayan Mehmet adında bir çocuk vardı. O köyün tüm çocukları gibi... ...her sabah okula gitmek için yolu yürüyerek kat etmek zorundaydı... Okul köyün diğer ucundaydı ve Mehmet bu yolculuğu her gün yürüyerek yapardı. Bir sabah okula giderken yolda yürürken ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ses işitti. Ormanın içinden gelen bu sese doğru yürümeye başladı. Sonunda sesin geldiği yere vardığında yaşlı bir ağaç buldu. Ağaç ona zamanın ne kadar hızlı aktığını ve hayatın tadını çıkarması gerektiğini anlattı. Mehmet bu yaşlı ağaçla uzun bir sohbetin ardından yoluna devam etti. Artık okula gitmek onun için sadece bir görev değil, aynı zamanda doğanın güzelliklerini ve hayatın değerini anlama fırsatıydı. Bu olay Mehmet'in hayatının dönüm noktası oldu ve o gün köyün diğer çocuklarına hayatın tadını çıkarın ve zamanın hızlı geçtiğini unutmayın dedi. Mehmet yaşlı ağacın öğrettiği bu değerli dersi unutmadı ve köyünde zamanın nasıl da aktığını fark etmeye başladı. Buradan diyor ki bize yukarıdaki metnin unsurlarını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız demiş. Peki buradaki şahıs kadrosu ne? Mehmet var değil mi? Mehmet var. Bir de ne var? Mehmet'le iletişim kuran Mehmet ve Mehmet'le iletişim kuran bir ağaç var, doğru mu? Ne diyelim buna? Yaşlı ağaç. Onunla konuşuyor, ona ders veriyor. Peki, burada zaman belli mi? Hani net bir zaman yok. Zaten zamanın hızlı aktığı bir yer diyor. Yani o zaman ne diyebiliriz buna? Zaman net olarak belli değil. Yani yaz mevsimi, kış mevsimi işte herhangi bir şekilde net bir zaman söz konusu değil. Peki, buradaki mekanlar ne? mekanlardan bir tanesine köy var. Köyden bahsediyor. Bir de bir ormandan geçerken okula giderken uğradığı ormandan bahsediyor. Bunu not alabiliriz bu şekilde. Peki olay ne? Buradaki olay Mehmet'in ormanda ağaçla konuşması. Mehmet'in ormanda ağaçla konuşmasından sonra Öğrendiklerine göre yaşaması diyebiliriz. Öğrendiklerine göre yaşamını sürdürmesi, yaşaması, bunu bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşım. Evet, hemen şöyle kaydırayım, biraz yukarıda kalmış. Evet. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız demiş. Şimdi deyimlerle ilgili sorular çıkıyor arkadaşlar. Peki ne olabilir? Kulak kesilmek değil mi? Kulak kesilmek bir şeyi dinlerken ona daha böyle dikkatli dinlemek değil mi? Peki ne diyebiliriz buna? Büyük bir dikkatle dinlemek. Büyük bir dikkatle dinlemek. İpe un sermek nedir? Gereksiz nedenler öne sürerek gereksiz nedenler öne sürerek gereksiz nedenler öne sürerek istenilen yapılması istenilen işi değil mi istenilen işi işi yapmaktan kaçınmak Yani bahane bulmak bir iş var şunu yap deniyor. Sen de işte şu oldu da elektrikler kesikti de yok şöyle oldu da böyle oldu ya ne yapıyorsun bir bahane sürüyorsun. Yani olmayan bir bahane uyduruyorsun yazıyorsun yani. Buna işte ipe un sermek deniyor arkadaşım. Gözü kara çıkmaksa gözü kara çıkmak mesela adam bazıları için söylenir bu gözü çok kara çıktı derler ya da gözü çok kara. Ne demek bu korkusuz olduğu anlaşılmak. korkusuz olduğu anlaşılmak. Yani bu çok gözü kara bir insandır derken korkusuz yani öyle her şeyden çekinmez. Korkusuz bir insandır, cesur bir insandır anlamına gelir arkadaşım ve 7. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatının kullanıldığını karşılarına yazınız demiş. Bakalım. Bu iş yeri bizim için altın yumurtlayan tavuktu derken iş yerine neye benzetmiş? Altın yumurtlayan tavuğa. O zaman nedir burası bir? Benzetme olur. Evet, burası bir benzetme. Karanlık gecelerde gündüz oldu bana derken ne var burada? Gece var, gündüz var ve bir zıtlık söz konusu, değil mi? O zaman ne diyoruz buna? Tezat veya karşıtlık diyoruz. Güneş herkese günaydın diyordu derken ne var burada? İnsan dışı bir varlık konuşmuş. O zaman ne var burada? Konuşturma var. Konuşturma. Aynı zamanda bir yerde konuşturma varsa başka ne vardır? Konuşma insana ait bir özellikse bunun da başka bir e, varlık tarafından yapılıyor olması aynı zamanda da ne olur? Kişileştirme de olur bu. Kişileştirme, kişileştirme. Kişileştirmelerde her zaman konuşma olmak zorunda değil ama konuşturma aynı zamanda bir kişileştirmeyi de kapsar arkadaşım. Evet, aşağıdaki cümlelerden nesnel olanlara nesnel, öznel olanlara öznel yazalım demiş. Yani öznel neydi? Kişiden kişiye değişen Nesnel neydi? Herkese göre aynı olan veya ispatlanabilen doğruluğu veya yanlışlığı bakalım. Bu kitap benim favorimdir çünkü karakterlerle bağ kurabiliyorum. Yani burada bir beğenisini dile getirmiş. Benim favorim diyor ya. Bunu ve çok seviyorum anlamında söylüyor. Benim favorim, en çok beğendiğim. Ne olur o zaman bu öznel olur. Neden? Çünkü bir başka kişi bunu beğenmek zorunda değil. İkinci cümlemiz benim için en güzel tatil yeri deniz kenarı e, kenarı bir kabinde sessizlik içinde kitap okumak diyor. Burada ne olacak o zaman? Yani burada da benim için en güzel tatil yeri diyor ama senin için o, belki benim için değil. O zaman da ne olacak? Öznel olacak. Geldik dünya güneş etrafında dönerken yörüngesindeki hareketini sabit bir hızla sürdürür derken Burada da bir nesnel ifade söz konusu arkadaşım. Evet nesnellik söz konusu. Bilimsel araştırmalar düzenli egzersizin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu da bilimsel bir çalışma olduğu için nesnel diyoruz. Nesnel diyoruz arkadaşım. Evet geldik diğerine. Geldik diğerine. Son sorumuz. Diyor ki yukarıdaki dörtlükte kullanılan söz sanatını yazınız demiş. Gözlerin gökyüzüne yıldız ekledi. Rüzgar saçlarını sevgiyle ördü. Ağaçlar konuştu yapraklar dilinden. Doğa bize her an aşkını anlattı derken gözlerin gökyüzüne yıldız ekledi derken ne var burada bir abartma var. Abartma var. Bir diğerine bakalım. Saçla, rüzgar saçlarını sevgiyle ördü derken bu burada bir anne hani olabilir belki sevgiyle örme. Burada da ne var bir aynı zamanda kişileştirme var arkadaşım. Evet arkadaşım buradaki sınavımız 100 puan üzerinden puanlandırmıştı. Umarım sen de bu sınavdan 100 almışsındır. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere diyorum ve dediğim gibi bu videomuzla ilgili detaylı bir şekilde başka başka böyle videolarınızda var mı hocam diyorsanız açıklama bölümünü okumayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.